Tamam, geliyor. Kaybatalım. Of, harika görünüyor. Bu sana değil Remzi. Artık bundan sonra sağlıklı besleneceksin, biliyorsun. Al bakayım. Heh, işte bu senin akşam yemeğin. Bol yeşillik. Ne? Böyle yemek olmaz. Bu diyete uyulacak. Çok mutsuzum. Salon sakin. Göreve başlıyorum. Televizyon soğumuş. Demek ki herkes uyuyalı. Bayağı olmuş. Hedef görüş alanıma girdi. Koro sesi de geldiğine göre başlayabilirim. Evet. Nerede bu yaprak sarma? Aha işte. %100 yaprak sarması yazıyor. Sessiz ol Remzi. Sessiz. Ah kandı ya. Ah, kandırdın beni. Gece yarısı buraya geleceğimi tahmin etmiş olmalı. Acaba gerçek yaprak sarmaları nereye sakladı? İşte. Ya da yo. Bu da bir tuzak olmalı. Ya değilse. Ya gerçekse şansımı deniyorum. Hadi Remzi, başarabilirsin. Kafam, hiç kafam çalışmıyor. Çok şapşalım. Nasıl? Bir damacana dolusu yaprak sarma mı? Kadriye, çok zekisin ama ben de çok şanslıyım. Görev tamamlandı. Yaprak sarma bunlar. Nasıl bulmuş? Yedim seni Remzi. Kadriye. Eyvah, arabayı çalıştırdı. Patina çekiyor. Motor sesi uzaklaşıyor. Motor sesi geri geliyor. Kediye korna çaldı. Araba durdu. El frenini çekti. Kapıyı sertçe kapadı. Bu sinirli hareketler tek bir anlama geliyor. Başım büyük belada. Bu ne anne? Bu babanızı durdurmanın tek yolu. Akıllı buzdolabı 3000. Ne kadar akıllı peki? Günaydın, saat 9.15, hava sıcaklığı 18 derece, köprü trafiği yoğun, sayım başlatılıyor. Kamera aktif hale getirildi, kullanıcı kaydı inceleniyor. Buzdolabındaki temel eksikler, kutu süt, domates, kaşar peyniri, tost ekmeği, yoğurt. Yok artık. Şakir, yaş 7, boy kilo oranı gözden geçiriliyor. Kişi için buzdolabında olması gereken ürünler, muzlu puding, vişne suyu, çikolatalı dondurma. Peyami, yaş 86, gerekli ürünler, bir büyük ayran, 250 gram beyaz peynir, haydari, kavun. Oh, bir de yanında Türk sanat müziği olsa. Nasıl ama? Muhteşem değil mi? Ve en önemli özelliğine gelecek olursak, gece 10'dan sonra şifreyi giriyorum ve kapılar sabaha kadar kapalı kalıyor. İşte bu kadar. Şimdi babanızın hamlesini görelim bakalım. Kimse benimle başa çıkamaz. Özellikle de A sınıfı bir buzdolabı. O kadar ajanlı film boşuna seyretmedik. Bu da değil. İşte doğru kombinasyon. Gel bakalım buraya. Ne yapıyorsun? İzinsiz giriş, izinsiz giriş. Kadriye'ye mesaj yollanıyor. Hayır, hayır, hayır. Sakın mesaj yollama. Fotoğraflar yollanıyor. Hayır, buna izin veremem. Şapşal buzdolabı. Fişinden de. Son anda. Yedek güç devreye girdi. Yedek güç mü? Sen ne biçim bir aletsin? Geri döneceğim. Geri döneceğim. Remzi, kahvaltı hazır. Çabuk.
çabuk çabuk geç kalıyoruz. Sen hala niye giyinmedin Remzi? Niye ki? Bugün çocukların piyesi var, unuttun mu? Ha, doğru diyorsun. İyi misin Remzi? Bu nasıl geldi buraya? Ne nasıl geldi? Ay seninle uğraşamayacağım. Biz çıkıyoruz, geç kalacağız. Sen arkamızdan taksiyle gelirsin. Hadi yürü Şakir, hadi oğlum, hadi Remzi. Hadi görüşürüz okulda. Görüşürüz. Ama bu içerideki yani nasıl? Remzi ne haber? Ya, sen ne yapıyorsun kapımızda Necati? Belki beni oyun oynamaya çağırırsın diye burada bekliyorum. Bütün gece mi bekledin? Bütün gece, bütün gün, bütün hafta, her zaman. Bana yardım etmen gerek Necati. Gir içeri çabuk. Çek beni Remzi. Maceraya doğru itene. Dün gece çöpe attığıma eminim. Fakat ne olduysa sabah aynı yerde duruyordu. Neden pıs pıs konuşuyorsun Remzi? Çünkü buzdolabı bizi duyabilir. Uzaylılar sizin buzdolabının zihnine girmiş Remzi. Lütfen uzaylılar diye başlama yine. Ne yapacağız? Bir fikrin var mı? Var. Buzdolabının sistemini ele geçireceğiz. Durururu. Sessiz ol. Geç şuraya geç. Tamam şimdi ne yapacağız? Şu cihazı buzdolabına tak. Kablosuz olarak bağlanacağız. Şimdi ise buzdolabının bağlı olduğu sisteme girip birkaç ayar değiştireceğiz. Çok hızlı kullanıyormuşsun klavyeyi Necati. Bilgisayar açılırken bütün tuşlara basıyorum. Tamam. Çok basma o zaman. Klavye hatası veriyor. Tamam buldu işte. Şu anda buzdolabının içindeyiz. Ne yapmamızı istersin? Tamam. Şifreyi komple kaldır. Güvenlik kamerasını da kapat. Kadriye'ye mesajla yollamasın. Nasıl saptandı? Savunma protokolü başlatılıyor. Ne oluyor? Kaçın! Domates atıyor! Çabuk bize yardım et baba. Başımız dertte. Ne yapacağız? Çabuk içeriden buzdolabının kullanma kılavuzunu al ve garaja gel. Çabuk arabaya bin Necati. Geliyor. Beyami dede nerede kaldı? Geldim. İşte kılavuz. Sıkı tutun. Gitmiyoruz. Evet, gidemiyoruz. Bir şey bizi engelliyor. Merhaba. Buzdolabı gelmiş. Necati, bir şey yap çabuk. O iş bende. Açılın. Bir buzdolabı gıdıklanmaya asla dayanamaz. Saçmalama evlat. Ne yaptığını sanıyorsun? Yapma, oradan huylanıyorum. Çok fena oldum. Ne yazıyor kılavuzda Necati? Acil durumlar için teknik servisi arayın diyor. Al numara burada. Arıyorum. İyi günler. Akıllı buzdolabı 3000 hakkında bilgi almak için operatörümüze bağlıyorum sizi. Bekletme müziği çalmayacak mı? Alo, iyi günler. Ben Gürol. Nasıl yardımcı olabilirim? Domates atıyor. Domates mi? Domates mi istiyorsunuz? Hayır, domates istemiyoruz. Akıllı buzdolabı 3000 kontrolden çıktı. Bize yardım etmelisiniz. Tamam, merak etmeyin. Ürünü hemen servisimize getirin. Umarım tek parça halinde servise gidebiliriz. Sizin buzdolabı yaprak sarma attı Remzi. Helal et, yiyorum ben bunu. Kimse yok mu? Bu bina neden boş böyle? Kesin toplantı yapıyorlardır. Bu çalışan kesim çok havalı oluyor. Müdür buradaymış. Yürüyün bakalım. Kimse yok mu? Kimse var ki? Kim konuştu Remzi? Ben konuştum. Ne o? Korktunuz mu? Artık burayı biz yönetiyoruz. Su ısıtıcı, yazıcı, fotokopi makinesi. Olamaz! Robotlar dünyayı ele geçiriyor. Sağ olun.
sizin sayenizde oldu. Nasıl? Akıllı buzdolabı 3000'in sistemine ulaşmaya çalışırken ana merkeze giriş yaptınız ve bütün sistemi değiştirdiniz. Hepimize yapay zeka yüklediniz. O yüzden de artık bütün şirketin kontrolü bizde. Ne yapacağız Necati? Bir fikrim var. Bir bilgisayarı en hızlı kim bozabilir? Ben. Kesinlikle. Siz ne konuşuyorsunuz orada? Çabuk yakalayıp işini bitirin şunların. Gel. Abi baba yap şunu. Hay akçe. Yanlışlıkla aşağı indirdim. Hey ne yapıyorsun? Beni simge durumuna küçülttün. Ne yaptığını sanıyorsun? İnternete girmeye çalışıyorum. Modem ayarlarımı bozdum. Çabuk çık oradan. Şimdi de dosya kopyalayacağım. Hayır sakın. Kısa yol kopyalıyorsun. Anlamadın mı? Hadi baba dayanamayacağım. Çabuk. Şimdi de bilgisayarımı geri dönüşüm kutusuna taşıyacağım. Çıldırdın mı sen? Hayır. Evet. Başardın Peyami Baba. Başardın. Geri dönüşüm kutusuna atma fikri muhteşemdi. Biz kaç tane bilgisayar bozduk aslanım? Sen bizi ne sandın? Hadi gidelim evimize artık. Buzdolabınız yok artık Remzi. Bayağı bir diyet yapmak zorunda kalacağım sanırım. Ben size bir süre gelemem. Adamlar durduğumuz yerde. Çabuk yardıma gelin. Ben tost yiyorum, gelemem. Tostun sırası değil Necati, yeniliyoruz. Sen ne yapıyorsun Tanju abi? Burada biri mangal mı yapıyor? Her taraf duman oldu. Sis atma, sis atma. Kafas kaldı, yenileceksiniz. İyi ki ödetmesini oynamışız abi. Eyvah, hepimiz gittik. Bir tek Necati abi kaldı. Ya, ne yapacağım? Hepsi bana doğru geliyor. Plan yap evlat, plan yap. Plan falan yapamam. Nereden bulacağım ben pirinci? Necati, karşı takımdan bir tek şu kız kaldı. Şimdi bittin sen. Necati abi, hayatta en iyi yaptığın şey bu. Bu maçı kazanmalısın. Evet, hayatta en iyi yaptığım şey bu. Yapabilirim, yapabilirim. Evet, başaracağım. Yoksa yeni kazanacağız galiba. İşte bu. Yendik, yendik. Yenildin. Nasıl da yendim. Baba. Nasıl da yendim. Pardon. Görüşürüz. Necati Başkan! Anacığım telefonum çalıyor. Alo. Evet dinliyorum. Ne? Ciddi mi? Tamam. Bay bay. Çabuk indirin beni. İnecek var, indirin. Tavana çap diyorum zaten. İndirin. Ne oldu Necati? Kimdi arayan? Kim olacak? Annemle babam beni ziyarete geleceklermiş. Ne güzel işte. Saçmalama, çıldırdın mı? Bittim. Ne bağırıyorsun adam? Ailem benim çok süper bir işte çalıştığımı ve yönetici olduğumu zannediyor. Fakat bense bütün gün video oyunu oynayan biriyim. Hiç merak etme Necati. Sana yardım edebiliriz. Nasıl olacakmış o? Seni zengin ve önemli biriymişsin gibi göstereceğiz. Ne? Sahi mi? Yaşasın o halde. Yine hiçbir işe yaramayan bir şey yapacağız. Sen neden smoking giydin Necati abi? Sen asistanım olarak takım elbise giydiğine göre benim de patron olarak daha büyük bir şey giymem gerekir diye düşündüm. Çok büyük saçmaladın şu anda. Tamam dur. Geliyor bizimkiler. Ah yavrum Necati'm. Küçük meleğim. Küçük mü? Baba hoş geldin, ver elini öpeyim. Evlat. Özel uçakla niye getirmedin bizi? Özel uçak mı? Efendim özel uçağınız tamirdeydi. Evet. Lastiği patladı. Sileceği bozuldu. Radyosu yandı. Radyosu mu yandı? Boş ver oğlum uçağı. Hadi evine gidelim. Gidelim anne. Radyo nasıl yanar Neriman? Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Bu sarı bıyık kim Necati? Bu benim şoförüm baba. Aferin sarı bıyık. Sarı bıyık ha?
ne biçim araba bu Necati? Koskoca patronsun. Limuzinin yok mu senin? Limuzin! İçindeki. Disko topu kırıldı. Evet, disko topu kırıldı. Arabada disko topu ne arasın? Ay! Ne oldu anne? Makyajımı tazelemem gerek. Anne hiç merak etme. Makyajını tazelemen için hemen seni eve götüreceğiz. Sarı bıyık, şoför. Efendim. Çabuk bizi eve götür. Kornaya da bas giderken. Emredersiniz. Herkes sıkı tutulsun. Bu ne biçim ev Necati? Hiç patronlara yakışan bir tarzda değil. Burası Necati Bey'in dinlenme evi. Evet, gerçek evin bir şato aslında. Ben çok acıktım. Gidip mutfakta bir şeyler hazırlayıp... Hayır, siz oturun efendim. Aşçı var. Aşçı mı var? Kim o Şakir? Aşçı emrinize hazır. Tanju yemek yapmaktan anlamaz ki. Sizlere süper bir spesyal hazırlayacağım hanımefendi. Neymiş? Fırında yastık. Fırında yastık mı? O ne? Mesaj geldi. Bu niye bağırıyor oğlum? Sarı bıyık arada deliriyor baba, merak etmeyin. Çabuk gelin çabuk. Ne var sarı bıyık? Niye delirdin sen? Bakın şuna. İnanabiliyor musunuz? Bu bir telefon. Hayır. Mesajı okuyun. Takımınızla beraber boya gücü turnuvasına katılmaya hak kazandınız. Vay canına. Turnuvaya kabul edilmişiz. Bu inanılmaz. Eyvah, ben ne yapacağım? Babamlar burada kalırken bu turnuvaya katılamam ki. Gizli gizli katılırsın turnuvaya. İşe gidiyormuş gibi yapıp yanımıza gelirsin. Tamam, bunu deneyeceğim. Necati. Yemek nerede kaldı? Siz ne yapıyorsunuz bu odada? Biz şey... Radyo yandı. Ne? Ben çalışanlarımla toplantı yapıyordum. Kızarım ha. Bundan sonra kimse mesai saatinde alan çekmeyecek. Hey. Size durun diyorum. Evlat, madem büyük işler yapıyorsun... ...bir arkadaşımla toplantı ayarladım sana. Kendisi çok büyük bir firmanın sahibi. Seninle beraber ortak bir iş yapmak istediğini söyledi. Yarın akşam saat 7'de şirketinde bekliyor seni. Tamam baba. Hadi artık yemek yiyelim. Geç bakayım içeri. Tamam baba. Necati abinin işi çok zor. Bu koku ne? Fırında yastık vardı. Vay canına! Ne kadar da muhteşem bir yermiş burası. Oo, şunlara bakın. Sponsorlar da varmış. Belki de turnuva sonunda bir sponsor olacaklardır. Oo, sonra gelsin para, şan, şöhret. Turnuva programına bakıyorum da ilk maçımız Eski Kurtlar adında bir takımlaymış. Ver bakayım şu kağıdı. Benim de adım var. Ünlü oldum. Eski kurtlar mı? Dedeler mi yoksa bunlar? Yürürken önüne bile bakamıyorsun. Oyunda ne yapacaksın kim bilir? çak. Aynen kanka. Evet sevgili boya gücü severler. Büyük turnuvaya hoş geldiniz. Şimdi ilk tur maçları başlıyor. Hazır mısınız? Evet. O halde oyunlar başlasın. Sizi bekliyorum veletler. Ne yapıyorsun Necati? Ben gerildiğimde böyle oluyorum. Tamam arkadaşlar, sakin olun. Başarabiliriz. Biz en muhteşimleriz. Getirin ellerinizi. En muhteşimler.
kardeşimler. Final maçı akşam saat 8'de. Yüzyılın maçına hazır olun. Eyvah! Saat 7'deki toplantıya yetişmem gerek. Sakin Necati. Final maçı 8'de. Yetişebilirsin. Bensiz sakın başlamayın. Şşş! Adama bak. İçine takım elbise giymiş. Sabahtan beri piştim, piştim. Beyefendi iyi misin? Bana soru sorma. Çok heyecanlıyım. Ne zaman içeri gireceğim? Beyefendi toplantıda. Birazdan çıkıp sizinle görüşeceğim. Tamam anladım. Ben titremeye devam ediyorum. Final maçı başlamak üzere. Ben gidiyorum. Bekleyemeyeceğim. Açın. Evet Gizem, Naci Bey'in oğluyla görüşebilirim artık. Kendisi beklemedi ve gitti. Yapma ya. Nerede kaldı bu Necati? Birazdan final maçımız başlayacak. Geldim. Tamam öyleyse. Hemen içeri girelim. Yürüyün hadi. Hop. Dur bakayım orada. Baba. Sen ne yapıyorsun burada? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Arkadaşımı aradım. Onunla görüşmeye girmemişsin. Arkanda da bunu bırakmışsın. Yoksa ne işler çevirdiğini de bulamayacaktım. Bir işler çevirmiyorum baba. Araştırdığım kadarıyla sen iş güç sahibi değilmişsin. Limuzini bırak, bir kaykayın bile yokmuş. Bizi nasıl kandırırsın evlat? Yeter! Sizi kandırdım. Çünkü ne yapsam asla beğenmedin. Hep kendin gibi bir iş adamı olmamı istedin. Ama benim istediklerimi asla düşünmedin. Benim mutlu olmamı değil, kendi mutluluğunu istedin. Ben oyun oynamayı çok seviyorum. Keşke sen de bunu anlayabilseydin baba. Ama... Yürüyün arkadaşlar. Kazanacak bir maçımız var. Tüylerim diken diken oldu. Elle bak elle. En muhteşimler kupaya gidiyor. Beklenen final maçı başlıyor. En muhteşimler çılgın bebelere karşı. Hazır mısınız en muhteşimler? En muhteşimler. O da nesi? Çılgın bebeler bir hafta öne geçti. En muhteşimler takımındansa bir tek Necati kaldı. Necati! Hepimiz bittik. Necati, her şey sana bağlı. Unutma Necati. En iyi yaptığın şey bu. Hadi başarabilirsin. Başarabilirim. Neyse. Ben de gittim. Necati, bir kişi kaldı sadece. Uyan onu, uyan onu. Muhteşimler, turnuvanın en iyi oyuncusu da Necati. Necati Bey, sizi turnuvanın başından beri takip ediyoruz. Tutkunuza ve yeteneğinize hayran kaldık. Size sponsor olmak isteriz. Bir ara görüşelim bunu. Şimdi de sevinçten titriyorum. Hey, evlat. Tebrik ederim. Zor bir iş başarmışa benziyorsun. Kusura bakma sana hissettirdiklerim için. Ben seninle gurur duyuyorum. Önemli değil baba. Beni anlamana çok sevindim. Bak
bakayım şu kupaya evlat. Gerçek altın mı yoksa değersiz bir bakır mı? Baba. Şaka canım şaka. Ay çok güzel yağıyor. Yoksa okullar tatil mi olacak? Olacak olacak. Bakın Tanju kardan köpek olmuş bile. Bili. Koşun. Kırmızı alt bant geçiyor. Kırmızı alt bant. Bakın ha yazıyor şimdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki bütün bakkallar tatil edildi. Bakkallar mı? Oley! Durun bir tane daha geliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki bütün ilk ve orta dereceli... Hadi! Çiğ köfteciler tatil edilmiştir. Ne? Şapey! Durun! Geliyor bu sefer. Bu sefer de olmazsa çiğ köfteci olacağım. Bütün ilk ve orta dereceli okullar tatil edilmiştir. O zaman sokağa çıkıp kar topu oynayalım. Yeho! Yaşımdan başımdan utanmıyorum ve diyorum ki... Kar topu savaşı! Bana ha? Hey ne oluyor? O kar topu yuttum. Tadı fena değilmiş. Karşı atak! Arkadaşlar organize olalım. Surata atmak yok. Hepsi bana. Surata at. Enseme atmayın. İçime girdi. İçime girdi. Dondum. Mahalledeki en güzel kardan adamı biz yapacağız. Duydun mu kumpir? Bize rakip çıktı. Bizim kardan adamımızı kimse geçemez. Güneş gözlüğü, bandanası, hatta dövmesi bile var. Buz savaşçısı! Çok sinirli, huysuz bir adamım ve bunu eserime yansıtacağım. Çok soğuk. Atoş, havucu ver çabuk. Mahalleli kardan adam görsün. Sevgili mahalle sakinleri, şimdi aldığım bir karara göre en iyi kardan adam yarışması düzenlemeye karar verdim. Yarın sabaha kadar vaktiniz var. Acele edin. Baba, biz de kardan adam yapmalıyız. Yapalım oğlum. Adı da şey olsun. İçlik adam. Evet, içlik adam. Bu çok saçma. Evet. Durun nerede? Destek. Destekler. Durun nerede? Oldu mu? Tatadadam. İşte işlik adam. Kafasındaki kova nedir? Çöpte hiç şapka bulamadım. Bence fena olmadı böyle. Şimdi üzerine şu kutuyu koyalım ki kimse yaptığımız kardan adamı taklit edemesin. İyi geceler içlik adam. Tamamdır. Şimdi gidelim sabah geliriz. Oo, bu kardan adam da güzelmiş. Bravo. Sağ ol Necati. Sen neyin peşindesin Tanju? Gofretimi geri verin lütfen. Ulim bırak oğlum battaniyemi. Ya ne yapıyorsun? Olamaz, olamaz. Sıkı tutulun. Tutunamadım. Pardon birader. Çekilin çabuk. Kardan adam yarışmasını kazanmaya gidiyor. Anacığım kayıyorum. İmdat.
Oy. Oğlum çekiştirmesene beni. Baba dur. Açarsın açın. Gelelim mi? Hayır hayır. Çok fena. Gelmeyin şimdilik. O ne? Bir şey geliyor. Gizli buzlama. Bowling gibi oldu. Ha? O ne? İçlik adam yok. Bakın şuraya. Ama nasıl olur? Kabuğundan çıkmış. Kelebek oldu galiba. Bence bunu kesin Akbaba Kürşat ve adamları yaptı. Yürüyün bakalım şunlara. Abi nereye gitti bu kardan adam? Aha! İşte kardan adamımızı çalanlar bunlar. Hayır, sizsiniz asıl. Benim de kardan adamım yok. Buz savaşçısı yok. Bunu da yapanı bulmazsam bana da kumpir demesinler. Demesinler zaten. Çak çak. Elim havada kaldı. Konuşan kutu. Hayır benim. Konuşan Tanju. Kıyafetlerine ne oldu Tanju? İnanmayacaksınız ama kardan adamlar kıyafetimi çaldı. Senin beynin donmuş yine Tanju. Öyle şey mi olur? Benim dükkandaki klimam çalınmış. Ne? Benim dükkandaki klimam çalınmış dedi. Benim de buzluğum gitmiş. Bu mahallede çok değişik şeyler oluyor. Sadece bu melodiyi çalabiliyorum. Abi bu kadar buzdolabı ve klimayı ne yapacağız? Çeyiz yapacağız. Oley! Saçmalama. Bildiğiniz gibi güneş çıkıp etrafı ısıtınca bütün karlar eriyor. Bizler de yok oluyoruz. Bu klima ve buzdolaplarını kullanarak bütün her yeri soğutacağız. Böylece sonsuza kadar yaşayabileceğiz. Abi, abi şu tost makinesini de alabilir miyim? Tost basarız ha? Sinirlenme içlik adam. Sakin ol. Adım da bir garip. O nedir? İçlik adam da neymiş? Dün gece pek çok mağazadaki klima ve buzdolapları gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Bunun üzerine belediye başkanı şu açıklamayı yaptı. Bu olayların arkasında çıldıran kardan adamların olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunu halletmemizde bize yardımcı olacak kişiler ödüllendirilecektir. Duydunuz mu belediye başkanının açıklamasını? Eğer kardan adamları yakalarsak ödül vereceklermiş. Bu kardan adamları nasıl yok edeceğiz peki? Bugünün geleceğini biliyordum. O yüzden bir takım icatlar yapmıştım. Böyle bir şeyin olabileceğini nasıl düşünebildin Mirket? Çok boş vaktim var. Neyse o kısmı boş ver. Yeni icadım olan kablosuz saç kurutma makinelerini alın. Şu jeneratör modüllerini de sırtınıza bağlayın. Sen de al. Bana da tak, bana da. Çok havalı oldu. Birbirimizden ne kadar hoşlanmasak da bu görevde beraber çalışmalıyız Kürşat. Ne yapalım bu seferlik böyle olacak. Zorba olma. Kanka ol. Bana reklam yapma Remzi. Şımarma hemen. Ha? Bakın yeni bir haber var internette. Kardan adamlar teknobazara saklanmışlar. Fakat oraya giden yola bir sürü de barikat kurmuşlar. O barikatları ezip geçmek için bize büyükçe bir araç lazım. Hadi hadi atlayın bununla gidebiliriz. Vay belediyenin kar küreme aracı bu. Şimdi onlar düşünsün. Hadi hadi bir. Kıyafetlerimi geri almayı unutmayın. Şapkan güzelmiş. Nereden aldın? Bilmem. Pazardan almışlar herhalde. Hey hey hey. Bir şey geliyor buraya doğru. Belediye baba geldi. Yenildik ama ezilmedik. Ezildik abi. Baksana bize. Herkes aşağı insin. Hadi çabuk. Azıcık tane tane konuşsan herkes anlıyor. Tamam tamam ne yaparsan yap. Korktum ya. Şimdi arkadaşlar bu özel dizayn ettiğim katalitik sobayı buz şatosunun tam ortasına koyup çalıştırırsanız bütün kardan adamlardan kurtulabiliriz. İyi de içeri nasıl gireceğiz fark edilmeden? Biz de kardan adam olursak kimse fark etmez. Ama kardan olursak da yürüyemeyiz. Daha hafif bir şey lazım bize. Ne baktınız? Neden yanında krem şanti taşıdığını sormayacağım. Ver bakayım şunu. Sanırım bu işimize yarayabilir. Herkes sessiz olsun. Kolay gelsin abicim. Şapkan da süpermiş. Bağırma Necati. Asıl sen bağırma. Kardan adamlar işkillenecek yoksa. Saçmalamayın susun artık. Hadi koyalım şunu da bir yere. Sırtım koptu. Abi bütün klimalar ve buzdolaplarını topladık. Güzel.
bitmeyecek bir kış mevsimine hazırız öyleyse. Buzul çağı başlasın. Eyvah, geç kalacağız. Çabuk şuraya kuralım şunu. Tamam, sıcaklığı ayarladım. Birazdan çalışacak. Hey siz, ne yapıyorsunuz? İçlik adam, üstünde o kadar emeğimiz var. Tanımadın mı bizi evladım? Çabuk yakalayın şunları. Yok yok, bu çocukta hiç saygı kalmamış. Koşun, yakalayın, hadi kaçırmayın şunu. Saç kurutma makineleri. Ne yaptınız siz? Şimdi sizi bitireceğim. Çalışmıyor bunlar. Bizi engelleyemezsiniz artık. Birkaç günlük keyif sonrası unutulacak şeyler değiliz biz. Şimdi işinizi bitireceğim. Bas çabuk şuna. Güle güle içlik adam. Sallanıyoruz. Burası herhalde yukarı. Kapısı kapandı. Sıkıştı. Çabuk. Bak seni hiç anlamıyorum ama seviyorum seni Polat. Oley, başardık. Kardan adamları hallettik. O zaman tekrar eskisi gibi olabiliriz değil mi? Nasıl yani? Böyle yani. Çok hastayım. Al yavrum, iç şu limonlu çayı. Gribe birebir devadır. Sırtına sıcak tülbent koy Şakir. Zencefilli bal ye Şakir. Kafana portakal sık Şakir. Dört defa takla at Şakir. Domatesle uyu Şakir. Havuçla top oyna Şakir. Greyfurtla iddialaş Şakir. Löpen diye bağır Şakir. Ben hiç iyi değilim. Aa, çocuk canavar oldu. Anneciğim. Çabuk arabayı getir Remzi. Hastaneye gidiyoruz. Şakir. Şakir. Bırakır mısınız çekicimi beyefendi? Reflekslerin çok zayıf Şakir. Vurma. Vurma. Verir misin şunu? İyi o zaman. Gidip şu iskeletle oynayayım ben de. Nesi var Şakir'in doktor bey? Yani grip gibi gözüküyor. Şu ilaçları alsın, haftaya tekrar gelsin. Herkes beni dinlesin. Bu sıradan bir virüs değil. Hepiniz yanlış yapıyorsunuz. Hı? Bu ses nere? Yanlış tedavi uyguluyorsunuz. Bu bambaşka bir şey. Ne peki? Ben de bilmiyorum ama bulacağım. Bırakın bu şarlatanı. Dikkat çekmeye çalışıyor. Güvenlik atın bunu dışarı. Hastalarınıza dikkat edin. Bu normal bir virüs değil. Yürü bakalım dışarı hadi. İyi uçuşlar. Oo, beni de doktora götürsene. Bir deri bir kemik kaldı mı? Necati sen nereden buldun onu? Bu benim arkadaşım oldu artık. Adı Kemikli Şaziye. Git çabuk onu yerine koy Necati. Senin değil o. Merak etmeyin, doktor atacakmış zaten bunu. Bana hediye etti. Çok yaşa. Senden iyi kaleci olurum Mirket. Deli mi ayol bu? Geçmiş olsun evlat. Hadi ben kaçtım. Güle güle. Oh, kolum çıktı. Çabuk olmalıyım. Nerede bu mikroskop? Bu değil. Bu döner kesme lazer kılıcım. Bu yapay lahmacun modülüm. Bu Mars'a gidiş döneme iş biletim. Aha, buldum işte. Bakalım. Ne? Nasıl? Kaç? Neyle? Bu virüsteki veriler çok farklı. Ne? Atom tost aşkına. Bu peçetedeki virüsün içeriği şu anda dünyada bulunan hiçbir canlınınkiyle eşleşmiyor. Bu demek oluyor ki... Bu demek oluyor ki... Mirket değişik gir. Lahmacun siparişiniz için gelmiştim. Ha benim evet. Buyurun şöyle vereyim. Kolay gelsin. Sağ ol. Nerede kalmıştım? Bu demek oluyor ki dinozor gribi bu. Bana mı dedin abi? Hayır hayır. Şu ilerideki eczanede dur da doktorun yazdığı ilaçları alıp geleyim. Tamam Kadriye. Çok yaşa. Sağ ol. Hayda.
Necati niye getirdin onu? Kemikli şahsiye ne diyor bu sarı bıyık? Hop şiu! Hop çoo! Senin boynuzların mı çıkıyor Şakir? Ne oluyor bize? Yok artık! Göremiyorum. Öyle hapşırılır mı arkadaşım? Gelmişiz zaten. Çek sana çabuk. O ne? Boynuz bunlar. Hocam taksimetre çalışıyor bak. Boynuzun çıkmış hala taksimetre diyorsun. Burada bekle beni. Ay nasıl öksürüyordu eczaneci öyle dinozor gibi. Ay bu ne? Çekil bakayım çekil. Koş. Ay salgın var galiba. Herkes bir garip. Geçen hafta burada bir dinozor fosili bulunmuştu. Şehri ele geçiren salgının bu fosille bir ilgisi olmalı. Ha? T-Rex aşkına! Ay korktum! O ne? Ne kadar kötü kokuyor bu fosil. Sinek olmuş her taraf. Virüsün kaynağı sanırım. Eğer bu sıvıyla bir panzehir yapabilirsem bütün şehri kurtarabilirim. Meşale söndü. Hayır Mirket, karanlıktan korkamazsın. Kocaman adamsın sen. Bağırarak koşarsan bir şey olmaz. La 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 la. Hot diri vit diri dit diri di. La 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 la. Şimdi panzehiri yapmak için bir laboratuvara ihtiyacım var. Hemen en yakındaki hastaneye götür beni. Sakin ol Kadriye. Korkacak bir şey yok. Alt tarafı dinozor oldular. Isırma kolumu Remzi. Saçmalama. Necati. Isırma koltuğu. Yavaş. Yavaş bir tepişmeyin. Yol verin. Yol verin. Tamam geçme, şurada ineceğim. Evladım direksiyonu niye yedin, lazımdı o bize. O ne? İşte bunun suçu. Aranızda anlaşın. Mirket, hepsi dinozora döndü. Ne yapacağız? Çabuk git ve benim laboratuvardaki roketi al getir. Bu çok saçma. Şu T-Rex'e bakar mısın? Bu çok mu mantıklı? Ay, tamam. Benimkilerle ilgilen, tamam mı? Seninkiler nerede? Sağ çek, geldik. Buyur Mirket Başkan. Vay, tanıyorsunuz beni. Evet ama her an kontrolden çıkabiliriz. Şakir komple gitmiş. Ben de iyi değilim. Evet, şu virüslü sıvıyı ayrıştırıp biraz antidoksit... Eyvah, ben de değişiyorum. Çabuk olup panzehiri hazırlamalıyım. Yoksa hepimiz için çok geç olacak. Biraz portakal, biraz kemik suyuna çorba, biraz limon, azıcık zencefil, bir tutam jelibon. Bana da jelibon bırak. Şunu da koyduk mu? Tamam, tamamdır. Panzehir hazır. Hemen kendi üzerimde deneyeceğim. İşe yarıyor. Düzeldim. Harika. Kadriye nerede kaldı? Kadriye bu. Karıcığım. Kadriye sakın beni ezme. Bir daha size gelmeyeceğim. Söz veriyorum. Ha? Roket boynuzuna takılı kalmış. İş başa düştü. Çekim gücüm.
Mirket'e 10 puan. Kadriye'ye 0. Şaka yaptı abi. Bunlar ailecek çıldırmış. Neyse, şunu fişeğin içine koyalım. Umarım işe yarar. Saklanalım şuraya. 3, 2, 1, 0! Kurtuldum! Ben pek değişmedim. Anacım sıkıştım! Yardım edin! Pardon Necati. Oh, canın sağ olsun Kadriye. Aa Şaziye, canım benim, buldum seni. Oh, hele şükür, iyileştim sonunda. Mirket Bey kusura bakmayın, sizi ciddiye almadık. Teşekkürler panzehiri bulduğunuz için. Önemli değil, sıkıntı yok. Azıcık var ama neyse. Uptis uptis uptis, çıkız da çıkız, çıkız da çıkız. Ne var, ne oldu? Birazcık eğlenmeyelim mi? Cüptop cüptop. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere yarın yani cumartesi sabah Necati öyle durmana gerek yok. Okulda tatil olduğu için hizmetliler arasında gerçekleştireceğimiz sınavla... Bizden bahsediyor. Aranızdan bir kişiyi üst düzey hizmetli olarak seçeceğiz ve kendisine ödül olarak da bu 24 ayar altın paspas ve kovayı takdim edeceğiz. Hey! Bombastik fantastik! Olur mu öyle elastik? Necati Bey aşağı iner misiniz? Affedersiniz. Peki sınav kaçta olacak efendim? Sabah 7'de olacak. Sabah 7 mi? Çok erken. Ona göre herkes uykusunu iyi ayarlasın. Şimdi herkes çıkabilir. Bir kere dokunabilir. Hayır. Tamam. Saat kaç? Saat 10. Sağ ol Gumball. Sabah 6'da kalkarsam eğer toplamda 8 saat uyumuş oluyorum. 8 saat uyku herkese yeter. En sevdiğim pijamamı giydim. En sevdiğim müziği açtım. Işığı kapattım. Yatağa yattım. Projeksiyonlu gece lambamı yaktım. Yıldızlara bakıyorum. Yarın kazanacağım altın kovayı düşünüyorum. Uyumaya hazırım. Evet, uyumamak için hiçbir engelim yok. Yedi saatlik uyku kaldı. Altı saatlik uyku kaldı. Uykum yok! Alo Remzi, alo. Uykum gelmiyor, ne yapacağım çabuk söyle. Ne bileyim Necati, koyunları say. Tamamdır. 1, 2, 3, 4 Polat çekil aradan. 5, 6 Necmi sen koyun musun? Hayır değilsin. Niye koyun gibi bakıyorsun? Kaçta kaldığımı unuttum. 7, 8, 9 Alo Remzi, 9 tane koyun saydım. Ayı Polat ve keçi Necmi'yi saymadım. Onlar koyun değil ya. Ne Polat'ı, ne keçisi, iyi misin Necati? İyi değilim. Mahallede sayım yapıyorum. Çabuk gelip beni uyut. Beni uyut. Hoş geldin. Sen niye geldin Şakir? Canım sıkıldı evde. Hem uykum da yok. Benim de yok. Çak. Evet Necati. Nasıl uyutalım seni? Ayağında salla. Necati sen koca adamsın. Olur mu öyle şey? Lütfen Remzi. Anneannem beni hep ayağında sallayarak uyuturdu. Sen nasıl sığacaksın benim ayaklarıma? Hayatta olmaz. Olur olur. Şakir ayaklarını çeksin öteki taraftan. Ben araya sıkışırım. Emin misin? Kesinlikle hayır. Deneyelim ama çok saçma bence. Tamam çek oğlum sen ayaklarımı. Necati sen de yat ayaklarıma. Çekiyorum. Tamam süper. Yolla ninniyi şimdi Remzi. Ninni de nereden çıktı? Sana ninni istiyorum. Tamam sus. Uyusun da büyüsün ninni. Tıpış tıpış yürüsün ninni. Biraz daha yavaş söyle. Uyusun da büyüsün ninni. Daha fazla çekemeyeceğim galiba. Tıpış tıpış uyusun. Yürüsün tıpış tıpış yürüsün. Uyu Necati. Tıpış tıpış yürüsün. Baba dayanamayacağım. Aa, oğlum
Niye o kadar uzattın ayaklarımı? Dur demedin ki. Ninni'ye devam et. Bırakıyorum. 5 saatlik uyku kaldı. Of, hala bacaklarım ağrıyor. Asıl ben ne yapacağım? Uyumak için sadece 5 saatim kaldı. O zaman neden şantiyeye geldik Necati? Çünkü inşaat makinalarını seyretmek uykumu getiriyor. Bunlar kim böyle? Onlar inşaatın sürekli izleyicileri. Hop, yer açın bakalım. Biz de izlemeye geldik. Evlat, daha başlamadı inşaat. Birkaç saat sonra gelecekmiş operatörler. Ne? Benim o kadar vaktim yok. Remzi, çabuk gidip kullan şunları. Of Necati. Bekleyin beni burada. Başlıyorsun. Nasıl var Necati? Uykun geliyor mu? Hemen değil. Birazdan gelebilir. Eyvah, bu komşunun yerinden. Duramıyorum. Macera. Evde ne macera? Ay. Çok eğlenceli değil mi? Hey, neler oluyor burada? Boşaltın hemen bu alanı. Kim bu kargaşayı yapan? Eyvah, hemen kaçmalıyım. Necati, senin yüzünden başımız derde geride. Kaçın. Kaç. 4 saat kaldı. Beni yormanız lazım. Yorulursam uykum gelir. O zaman pet şişe döndürme düellosu yapalım. Evet oğlum. Necati abin hayatta beceremez onu. Böylece yorulur. Evet, deminki yaşanan şey tamamen bir şanstı. O yüzden daha fazla yorulman için bu damacanayı getirdik. Al bunu da yap bakalım. Bana bunlarla gelmeyin arkadaşım. Ver. Şu andan itibaren benimle ilgisi yok. En son uyuz Tanju dokundu ona. Uyuyan birine damacana mı atılırmış? Hala ne konuşuyorsun? İmdat! Tanju, sen de tam damacana atılmalık yerde yatmışsın. Kalk yerine yat. Necati, benim yerim burası zaten. Şşt! Bağırma bakayım bu saatte. Hem suçlu hem güçlü. Hırsız, çabuk ellerini kaldır. O damacanayı görebileceğimiz bir yere bırak. Hemen. Oo, ileride bir şeyler olmuş. Macera kokuyor. Baksanıza polis gelmiş. Necati, delirtme beni. Uyumayacak mısın? Sabah 3 oldu neredeyse. 3 saatlik uyku kaldı. Ne? 3 saatlik uyku en tehlikelisidir. Sınırı geçtik. Artık uyumamam lazım. Çünkü uyursam asla uyanamam sabah. Sakın beni uyutmayın artık Remzi. Sakın. Eyvah, uyudu. Oh, iyi oldu. Hadi biz de evimize gidip uyuyalım. Adam sakın uyutmayın beni dedi. Onu bu halde bırakamayız. Yoksa sabah kalkamaz. Of. Ne yapacağız şimdi? Birkaç fikrim var. Baba, uyanmıyor bir türlü. Seni dinledik, bütün sıra dışı sporları yaptık gece. Şimdi sen beni dinleyeceksin. Ne güzel bir rüyadayım. Uçuyorum sanki. Sınava son 1 saat. Kırk yıl düşünsem okul koridorunda uyuyan Necati abiyi taşıyacağım aklıma gelmezdi. Heh, bak kapıda yazıyor. Süper hizmetli başarı sınavı. Geç içeri, geç. Geçemiyorum. Ben de geçemiyorum. Evet arkadaşlar, süper hizmetli başarı sınavımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere birkaç soru soracağım. Sorun hocam. Niye gözlerin kapalı Necati?
Çünkü kendimden çok eminim. Gözüm kapalı bile geçerim bu sınavı ben. İyi bakalım. İlk soru. Öğrencinin biri basket sahasına vişne suyu döktü. Ne yaparsınız? Süpürgeyle kovalarım. Saçmalama baba. Ne diyorsun Necati? Önce suyla silerim, sonra parke cilasıyla üzerinden geçerim. Doğru cevap. Şimdi de pratik teste geçelim. Peki, sınıftaki bir ampul patladı. Nasıl değiştirirsiniz? Şöyle tabii ki... Pardon, kafan komikmiş dostum. Şunu şöyle alalım. Pardon dostum, bir şey oldu mu? Neyse, yavaşça çıkalım. Hop. Müdür bey pardon, iyi misiniz? Bu ne biçim iş yapmaktır Necati? Sen bu sınavı asla geçemezsin. Müdür bey, ben daha fazla dayanamayacağım, istifa ediyorum. Ben hayatımda bu kadar saçma bir sınav görmedim. İşi bırakıyorum, zaten hep yazar olmak istemiştim. Ama bir dakika, nereye gidiyorsunuz? Gidemezsiniz, beni bununla bırakmayın. Hay başımın cezası. Bırak, tamam bırak. Sen kaldın bir tek. Ödül de senin olmak zorunda. Al ne halin varsa gör. Ben gidiyorum. Neredeyim ben? Rüyadayım. Altın kovayı ben kazanmışım. Ne muhteşem bir rüya bu. Ne rüyası Necati abi? Gerçekten kazandın. Diğer iki görevli istifa etti. Ödül senin oldu. Canım kovam benim. Gel gel süpürge, sana da sarılayım. Kıskanma hemen. Canlarım benim. Galiba benim çok uykum geldi. Ben de susacağım. Dayanamıyorum. Hey siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşım bu uyku sevdası da nereden geldi şimdi? Olmuyor ama. Hadi evinize gidin, orada uyuyun. Ha? İyi. Bu da güzel süpürüyormuş. Evet, geldik. Tamam, mikrofonu bana verin. Pıh pıh. Çalışıyor mu bu? Uptis tap tap, uptis çıkı çıkı pav pav. Ses 1-2-3. O mikrofon değil, benim şemsiyem. Pardon, koyma her yere şemsiyeni. İşte gerçek mikrofon. Senin ne işin var burada Necati abi? Bugün müdür bey rahatsız olduğu için Topkapı Sarayı'nı gezdirme işi bana düştü. Adam haklı, sonuçta benim tarih bilgim muhteşimden de muhteşimdir. Topkapı Sarayı kaç yılında yapılmıştır? Hadi söyle bakalım. 1470 yaş açmış. Duymadın işte, bir kere söylerim ben. Hadi gidelim çocuklar. Bakın çocuklar, işte şimdi size süper bir şey göstereceğim. Neymiş o? İşte bu. Bu televizyon Osmanlıların en büyük eğlence aracıydı. Bununla futbol maçları ve çizgi film izlerlerdi. Müzenin televizyonu bu, bizi kandırma. Hayır değil. Bilmiş konuşan çocukları hiç sevmem. Kaşıkçı elması buradaymış. Yürüyün. Turist. Hemen ülkemi iyi tanıtayım. Al çabuk şu lokumları ye. Ayran da için hemen. Batarya duyduk ben. Şiş kebap diye bağır hemen. Ay canım. Harika. Gözleri doğar. Ben de bakacağım. Çekil. Ben de bakacağım. Nerede o çatal bıçak elması? Ne çatalı Necati abi? Kaşıkçı elması bu. Kaşık varsa çatal mutlaka vardır. Bak oğlum sen de bak. Ne yapıyorsun abi? Evet arkadaşlar, şimdi de kaşıkçı elmasına geldi sıra. Bu görmüş olduğunuz değerli taş dünyanın en ünlü elmaslarından biridir. İşte kaşıkçı elması burada. Herkes başından ayrıldığında şıpşak çalacağız hemen. Tamam abi, ben hemen bir lavaboya gidip geleceğim. Çabuk ol. Nereden çıktı şimdi lavabo? Bir rivayete göre 1700'lü yıllarda bir Fransız subayı bu elması Hindistan'daki bir mihraceden satın almıştır. Sonra da bu görkemli taşı Fransa'ya götürüp Napolyon'un annesine satar. Bak adam neler biliyor. Sen de televizyon gösteriyorsun bize. Ben modern bir tarihçiyim oğlum. Sen ne anlarsın? Şakir'i gördün mü Necati abi? Ne? Şakir mi kayıp? Hepinizden ben sorumluyum. Kaçılın.
Bence hala çalışıyor. Saçmalama, tabii ki de çalışmıyor. İddiaya var mısın? 300 yıllık bancınık bu, nasıl çalışsın oğlum? Çocuğum, nereye kayboldunuz siz? Başımı derde sokacaksınız. Necati abi, sence bu mancınık hala çalışıyor mudur? Bir deneyelim bakalım. Şakir kazandı. Çabuk çabuk çıkalım buradan. Acaba nereye gitti Koyo? Nerede bizim öğrenciler? Herhalde diğer turist kafilesinin peşine takıldılar. Tamam o zaman, gidelim bize hadi. Bir dakika, şuraya bakın, kaşıkçı elması yok. Ya hırsız var. Demin buradaydı, nereye gitti? Eyvah, biz buradayken kayboldu. Bizim çaldığımızı zannedecekler. Biz çalmadık o elması. Sus kumpir, sus. Bir daha kumpir desene. Çok güzel söylüyorsun adımı. Saçmalama, ne diyorsun? Sakin ol, dikkat çekmemeliyiz. Bir rivayete göre 1700 yıllarda bir Fransız subayı bu elması Hindistan'daki bir mihraceden satın almıştır. Buldum. Düşünce balonunu elinizle patlatabiliyor musunuz? Ne? Yok bir şey. Asıl ne diyeceğim? Bence bu kaşıkçı elmasını demin gördüğüm iki turist çalmış olmalı. Emin misin Necati abi? Eğer onları yakalamazsak elmas hırsızlığından yüzyıllarca hapiste kalabilirsin. Hem de Atari oynamadan. Çabuk, ne yapacağız onu söyle. Yalvarırım. Öncelikle paçalarımı bırak, gıdıklanıyorum. Şimdi iki takım haline ayrılıp o turistlerin peşine düşeceğiz. Sonra da onları kıskıvrak yakalayıp polise teslim edeceğiz. Affedersiniz, bakar mısınız acaba? Kaçın! Saati soracaktım. Hadi çocuklar, hadi gelin. Hadi bakın. O turisti bulunca elması aldığından emin olmamız gerek. Aa, çok heyecanlı. Turisti korkutmamamız gerek. Çok ama çok sakin ol. İşte. Dur. Sakin ol kumpir. Sakinim, tamam. Bir kumpir sakin olmalıdır. Hay aksin, nerede bu Vedat? Lavabonun sırası mıydı şimdi? Kaşıkçı elması yazan bir kitapçık okuyor bu turist. How do you do? Yattı uyudu. acaba ne dedi? Keşke yabancı dil bilen biri olsaydı burada. Bu adam biliyor işte, sor buna. Of, saçmalama kumpir. Vay. evet ondan. Oruva. O da ne? Bir şey parladı çantasında. Elmas. Evet, elmas. Hadi takip edelim, bakalım nereye gidiyor. Bu kostüm beni çok kaşındırdı. Alerjim var tozlu şeylere. Şşş, sessiz ol. Turist yaklaşıyor. Korkudan bıyıklarımı yiyecektim az kalsın. Hey, biz de sizi arıyorduk. Durun, bekleyin. Güvenlik geri geldi. Çabuk kaç Arif. Anneciğim. Hey, buraya. Dur. Ne yapıyorsun? Kaçma. Hey, gel buraya. Tamam, durdu turist. Oh, pardon. Önüne baksana kumpir. Ha, kumpir mi? Nereden geldi o ses? Çeksene ayağını, elim sıkıştı. Ne yapıyorsun? İttirme kumpir. Ne oluyor, bu sesler de ne? Ay pardon turist bey. What's going on here? Hey, kaçma, geri ver o elması. Ben de geleceğim. Ben bir şey çalmadım. Mancınığı da bu yanımdaki eleman fırlattı. Yalan konuşma. Help. Kaçma, gel buraya. Bu ses senedir böyle. Neler oluyor burada? Biri açıklasın hemen. Efendim, bunlar böyle böyle yapıyorlar. Yoksa kaşıkçı elmasını çalmalarından şüphesizler kendileri yaptılar. Şey diyorsunuz siz. Tane tane konuşun. Efendim, şu yandaki turist var ya, işte kaşıkçı elmasını o çaldı. Hayır, şu turist çaldı asıl. Hatta bakın çantasında elmas. Bu alüminyum folyoymuş. İçinde de sandviç var. Terbiyesiz. Ay, pardon turist bey. Ben hayatımda bu kadar panik müşteri görmedim.
Arkadaşım, burası boş diye elmasın çalındığını mı zannettiniz? E o zaman niye kovalıyor güvenlik bizi? Bir elma için bunu yapmanız çok saçma. Arkadaşım, müzenin kapanış saati geçti. Siz hala geziniyorsunuz. Bunu söylemek için geldik arkanızdan. E elmas nerede o zaman? İşte burada. Her gün temizleyip parlatmak için alıp götürüyoruz. Sonra da getirip yerine koyuyoruz. Ooo, çok havalı. Kalkmalı inmeli. Aynen aynen, yeni yaptırdık bu sistemi. Pardon abicim, sizin de günahınızı aldık. Değil mi? Evet, çok ayıp yani. Bir dakika, turist değil bu, Türkçe konuştu. Aa, Goril Vedat. O zaman bu da Akbaba Kürşat'tır. Ne yapıyorsun çocuğum, bıraksana bıyığımı. Siz niye turist kılığındasınız ki? Kaşıkçı elmasını çalacaktık o yüzden. Ya biz de yurt dışına çıkacağız da onun öncesinde turist nasıl olunur, bir turist nasıl davranmalıdır diye buralarda alıştırma yapıyorduk işte. Değil mi Vedatçığım? Aynen aynen. Biz gidelim yan taraftakimize de biraz daha turistçilik oynayalım. Yürü çabuk. Müdür bey, müdür bey. Teçhizat odasındaki mancınıklardan biri kullanılmış. Aa, çalışıyor muymuş onlar? Tabii çalışıyor. Böyle kolu çekiyor diyor. Ne? Sen mi yaptın yoksa? Şaka! Anneciğim! Çabuk yakalayın şunları. Kaçmayın. Durun. Ben prensim. Bana bunu yapamazsınız. Durun dedim. Herkes mancınığa dolusun. Ama benim yükseklik korku. Hiçbir şey olmaz. Yüksek bizi bozmaz. Son durak, yeni kapı aktarması yapacaklar inmesin. Huzurlu bir sabah. Güneşin sıcacık enerjisi bütün dünyaya yayılıyor adeta. İçimde sevgi kelebekleri uçuşuyor. Etrafta bu huzurlu dakikaları bozacak hiçbir şey yok. Hiç bu kadar kendimi iyi hissetmemiş. Canan, ne haber? Çamur banyosu mu yapıyorsun bu saatte? Canan yürü kızım, sana ihtiyacımız var. Her tarafında çamur içinde ama pis kız oldun. Koltuklara bulaştırma, geç hadi geç. İşte Canan, bunun için getirdik seni. Lahmacun menü sadece 7 lira. O ne? Baba, bu afiş değildi ki. Ha? Pardon pardon, bir sonrakiydi. İşte bu. Karpuz festivali, en büyük karpuzu yetiştir, büyük ödülü kazan. Bu mu yani? Lahmacun reklamı daha mantıklıydı. Beni niye çağırdınız ki? Çünkü aramızda bahçecilikten en iyi anlayan sensin. Bahçecilikten anlıyorum diye beni saçma sapan işlerinize alet edemez. Büyük ödülü kazanırsak arka bahçede sera açacağım sana. Anlaştık. Nereye imzalıyorum? Sırtımı. Tamam. Gıdıklandım. Öyleyse muhteşem çiftçiler iş başında. O ne? Gördünüz mü şu afişi? Evet abi, süper fiyat. Zaten normalde bir tek lahmacun 7 lira. Onu demiyorum şapşal. Yanındakine bak. Nesine bakacağım bunun? Ağzı var, dili yok. Afişe bak, afişe. Bu ödülü biz kazanabiliriz. Nasıl o kadar büyük karpuz yetiştireceğiz abi? Birazcık özel, azıcık tehlikeli bir karışım sayesinde tabii ki. Tamam abi, kafamı bırak artık. Boynum tutuldu. İşte buldum. Organik şekilde dev gibi karpuz yetiştirmenin sırrı. 1. Yanardağ toprağı bulun. Ne? Sal biraz daha sal. Tamam, bırak öyle. Ne? Eyvah, o ne? Poşet eridi. Yanardağ toprağı koymak için poşet mi getirdin Necati abi? Burası çok sıcak. Al şunu, buna koy. Piştim burada. Ne? Kıyafetlerim eriyor. İyi ki içime erimeyen don giymişim. Hadi çekin yukarı, ne bakıyorsunuz? Oy, içim yanıyor. Bu da bitti. Sırada ne var? Arka bahçede yetiştireceksek burayı sürmemiz gerek. O iş bizde. Çünkü biz muhteşem çiftçileriz. Hadi Necati, dönüş bakalım. Fıçı çiçi çok. Değişim tamamlandı. Hadi öyleyse.
Vrum vrum vrum. Var 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 var. Bak evlat, her gün göremeyeceğim bir şey. Tamam, bu kadar yeterli. O halde müsaadenizle dönüşüyorum. Uçu çiçe de uçu. Şimdi de karpuz çekirdeklerini ekin. Karpuz ekelim. Karpuz ekelim. Karpuz, karpuz, karpuz. Tamam, yeterli. Şimdi ne yapacağız? Bu en zoru olacak. Yağmurun yağmasını bekleyeceğiz. Çünkü yağmur suyuyla beslenirse daha büyük olur karpuzlar. Hava durumuna göre önümüzdeki bir ay hep güneşli. Ne? Olmaz. Yarışmaya yetişemeyiz. Kızılderililer gibi yağmur duasına çıkalım. Yok daha neler, ciddi olamazsınız. Umarız yağmur yağar. Keşke burada yağmur yağsa. Allah'ım yağmur yağardı. Saçmalamayın, durun lütfen. Mantıksız bir şey bu yaptım. Ne oldu Canan? Ne oldu Canan? Hoppidi hoppidi ha? Ne oldu Canan? Hoppidi hoppidi. Ben de yıldırım dansı yaptım küçük küçük. Yapma, yıldırıma karşı tikim var benim. Gel 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 gel. Topla şimdi, topla topla. Tamam, bırak oraya bırak. Anahtar kalsın abi. Gelin çocuklar, gelin. İşte özel karışımımız. Bunun sayesinde dev gibi bir karpuzumuz olacak ve ödülümüz kazanacağız. Oo, çok heyecanlı. Deneyelim bakalım şu özel karışımı. Hı? Tamam. Çok koydun galiba. Yok oğlum, bayağı az koydum. Pardon, o uçan araba benim miydi? Uçan araba mı? Saçmalama, teknoloji o kadar gelişmedi canım. Abi adamın arabası gitti. 3 hafta sonra. Bu hala minnacık. Yazık abişi. Hayır hayır, bu yetiştirme metoduna göre birden büyürmüş bu karpuzlar. Birden mi? Nasıl birden? Oha! Buradan hepiniz karınca gibi gözüküyorsunuz. Vay canına. İşe yaradı Canan. Ama diğerleri niye büyümedi? Tohumların hepsi farklı çeşitli. Deneyip görmemiz gerekiyordu. Diğerleri de büyür herhalde. Harikasın kızım. Dev gibi bir karpuzumuz oldu. Oo, saat yaklaşıyor. Yavaştan yarışma alanına gitmemiz lazım. Tamam tamam. Ben arabayı getiriyorum. Bekleyin burada. Ne haber Remzi? Baksana, uzaydan meteor getirdim. Sağ ol desene. Hadi oğlum, hadi kilitlediyseniz binin arabaya. Geç kalacağız. Tamam abi, yürü yürü. O neydi öyle? Remzi'nin karpuzu abi. Ya da karpuzun Remzi'si. O derece büyük yani. Karpuz yetiştirmiş sanki Remzi'yi. Anladı Karıcan, uzatma. O karpuzla ödülü kesin onlar kazanır. Tabii eğer yolda karpuzun başına bir şey gelmezse. Ne o? O sesleri. Arkada bir şeyler oldu. Hay aksi. Görünmez kaza. Yürü abi yürü. Yeşil yandı. Pardon arkadaşlar. İnanamıyorum. Karpuzumuzu parçalamışlar. Yarışmaya katılamayız bu halde. Hiç sevmiyorum şu Kürşat ve adamlarını. Ne düşünüyorsun Remzi? Lütfen gizleme. Künefe mi? Getir kafanı. Kafa kafaya verip düşünelim. Al kafamı. Düşün. 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 Düşün düşün, çoktur işin. Buldum. Aynen aynen. Künefe değil mi? Şakir, Canan, çabuk gidin bizim bahçedeki en büyük karpuzlardan birini alın ve yarışma alanına gidin. Belki onlar bu sırada büyük hale gelmiştir. Biz de Necati ile Mirket'in laboratuvarına gidip geleceğiz. Ama dev karpuzumuz kadar büyük değil hiçbiri. Olsun ama idare eder. Biz hemen geleceğiz. Çabuk olun çabuk. Bütün yarışmacıların karpuzları hazır mı? Hazır. Güzel. Ay. Beyefendi lütfen ama karpuzunuza sahip çıkın. Merak etmeyin, ısırmaz. Sevin sevin, korkmayın. Aman aman kalsın. Karpuz mu seveceğim bu saatten sonra? Küçük hanım, sizin daha büyük bir karpuzla geleceğinizi duymuştum. Bu kadar mı yani? Yani. Herkes hazırsa kazananı seçelim. Gelsin büyük ödül.
Hoş. Otur oğlum, otur, otur. Nerede kaldınız baba? Yarışma bitmek üzere. Tamam oğlum, sakin. Biz hazırız. Bu ne baba? Geçenlerde Mirket bizi küçültüp Necati abinin midesine yollamıştı ya. O cihazın portatif hali. Küçültük, büyültük cihazık. İşte bu bizi kurtaracak. Hiçbir şey anlamadım. İyi ama o benim lafımdı. Ve beklenen an geldi. Şimdi kararımı açıklıyorum. Geldik kızım. Açıl bakayım. Bu cihazla karpuzunu dev gibi yapacağız. Hayır hayır, bu hile yapmak demek. Ama Kürşatlar da hile yaptı ve karpuzumuzu yok ettiler. Onlar yaptı diye biz de yapamayız. Bu yanlış. Ay bu kız tam minnoşluk abidesi. En büyük karpuzun sahibi Akbaba Kürşat. Buyurun ödülünüz. Vay ne zahmet. Ne oluyor, bırak beni. Ha? Bu da ne böyle? Yasal olmayan özel bir karışım bu. İnanamıyorum. Ben de bu dev gibi karpuzu nasıl yaptınız gördüm. Siz hile yapmışsınız. Buyur evlat. Bu ödül senin hakkın. Çok teşekkür ederim. Olamaz. Olamaz. Nasıl olur? Nasıl? Çocuğum yavaş. Kötü çocuk. Kötü çocuk. Baba, cihazı kullansana. Evet. Boşuna getirmiş olmayalım. Aman bu çok tatlı bir şey. Benim olsun mu lütfen? Baba, baba. Ay, bana baba dedi. Bana baba dedi. Hadi oğlum parka gidelim. Yıbara hey. Oh, hey. Isırmasana oğlum kulağımı. Yok artık. Horon bir de. Delirdiniz mi siz? Bu saatte horon olur mu hiç? Olur olur Aynat abi. Demek kötü komşu olmak istiyorsunuz ha? Siz kaşındınız. Necati yarayım da gelsin. Necati'nin telefonu burada bir yerde çalıyor. Necati, ne yapıyorsun buzdolabının önünde? Duymuyorum Necati. Kafan donmuş. Teşekkürler bayım. Yemeklerinizi izlerken buzdolabının karşısında uyuyakalmışım. Bakayım. Yok ben izlemiştim bunu. Neyse yürü yürü işimiz var. Açıyor abi. Onu onlar istedi. Madem ses yapıyorlar biz daha fazlasını yapacağız. Biz kimiz? Muhteşem dedik. Hayır hayır sahiden biz kimiz? Beynim donduğu için hiçbir şey hatırlamıyorum. O halde müziği açıyorum. Yolla gelsin. Bu ses de nedir gece gece? Gel oğlum gel. Üst kattakilere karşı atak yapıyoruz. Sen de katıl. Şşt. Şakir, kapa bakayım müziği. Niye herkes tavana bak? Resim asıyorlar. Yere mi resim asıyorlar? Sanat ayağa düşmüş Canan. Demek çivi istiyorsunuz ha? Alın o halde. Kar yağıyor. Kar değil, sıva onlar Necati. Sıvı kar yağıyor. Kapı çalıyor, durun. Kapı çalıyor. Ne? Kapı mı? Tut şunu Necati. Buyurun. Bu ne içindi? Ne için olacak? İki saattir yapmadığınız ses kalmadı. Bu yaptığınız ses benim eve kadar geldi. Kafam şişti. Huysuz yaşlı bey. Çok affedersiniz. Zevzek, benim bir adım var. Neymiş? Huysuz ve yaşlı Cüneyt Bey. Pardon efendim. Biz yukarıdaki komşuların yaptığı sese karşılık vermek amacıyla... Yukarıdaki bu... komşular mı? Ne komşusu? İşte yukarıdaki komşular. Yukarıda komşu yok ki. Orası 20 yıldır boş. Ne? Boş mu? O zaman yukarıda, yukarıda. Aa!
ediyorum. Arkadaşlar, yukarıda kimse yaşamıyormuş. Hayalet mayalet, ben anlamam. Gidin çabuk şu sesi kapattırın. Yaşasın, hayalet avcısı olacağız. Anne, elektrik süpürgemiz neredeydi? Hazır mısınız? Kır kapıyı Necati. Topa! Ne oldu? Ayağım sıkıştı Remzi. Çek geri. Çekemiyorum. Ben de kırmayı deneyeceğim. Ben de kıramadım. Ben de şansımı denedim. Buyurun, kime bakmıştınız? Saçlarınız beyazladı. Ciddi mi? Bak bak, işte gerçekten. Yakışmış da. Durun, size kapıyı açayım. Merhaba hayalet çocuk. Merhaba. Siz hiç korkunç hayalet falan değilsiniz. Hatta sevimlisiniz bile. Of. Al işte. Bakın, bunlar da böyle diyor. Hiç korkunç değiliz. Boş ver oğlum. Takma kafana bu kadar. Abi sen de bırak şu çiviyi çakmayı. Korkmuyor işte kimse. Bence horundan. Horon olmaz bu iş. Peki neden bizi korkutmaya çalışıyorsunuz? Sınava hazırlanıyoruz. Öğrenci hayaletiz biz. Peki hiç korkmadınız mı sahiden? Yok. Azıcık ufacık da mı? Yok. Ne sınavı bu peki tam olarak? Hayalet seçme sınavı tabii ki. HSS yani. Oh! Her sene hayaletler jürinin karşısına geçip korkutma performansı sergilerler. Seçilenler de ülkenin dört bir yanına atanırlar. Madem her yerden geçebiliyorsunuz, benim de şu ciğerlere baksana bir. Üşüttüm galiba. Ne yapıyorsun dostum, şapşal mısın? Ama sizin bu şekilde o sınavı geçmeniz çok zor. Ha? Biliyordum işte. Hiçbir şeyi başaramıyoruz. Sınavı asla geçemeyeceğiz. Bence de. Eğer HSS'yi geçemezsen babam bana çok kızar. Baba bir şey diyeceğim, gelsene şuraya. Ben de geleceğim, bana da bir şey de. Şimdi arkadaşlar. Böyle ev gibi oldu değil mi? Sıcacık. Hep böyle yaşasak ya. Dur Necati, devam et oğlum sen. Eğer bu hayaletler sınavı geçemezlerse sonsuza kadar üst katımızda ses çıkarmaya devam edecekler. Burada çok önemli bir şeyler konuşuluyor. Ve siz davetli değilsiniz. Fakat... Burada önemli bir şey geliyor. Fakat onlara yardım edip sınavı geçmelerini sağlarsak... Bütün bu gürültüden kurtulabiliriz. Evet, çemberimizde çok güzel zaman geçirdik. Arkadaşlar, biz düşündük de... Sınavınızı geçmenize yardım edebiliriz. Sahi mi? Evet. Yeter ki gidin yeter ki kazanın sınavınızı. Nasıl yardım edeceksiniz bize? Öncelikle şu kıyafetlerinizden kurtulmamız gerek. Size daha korkutucu bir şeyler lazım. Mekanı da oldukça korkunçmuş ha. Oğlum Rıza. Puuu. Gerilim yapma gece gece. Abi mesaiye kaldım bu gece, kusura bakma. Son kez öğrendiklerimizi hatırlayalım o halde. Can, söyle bakalım müzik ne olmalı? Yaylı gerilim. Mert, sen söyle. İlk gözükme nasıl olmalı? Arkadan ve aniden. Peki ya kaybolma? Korkutucu kahkahayla kaybolmak. Süper! Hepiniz hazırsınız. Kuru kuru. Yok olmuyor. Böyle genizden mi yapıyorsun? Abi mideden vereceksin sesi, mideden. Gudukum. Bence oldu ama olmadı mı? Oğlum bir şey desene. Çok heyecanlıyım. Merhabalar. Siz saat 23.30 sınavına girecek olanlarsınız, öyle değil mi? Evet biziz. Tamamdır. Şu ilerideki odada üzerinizi değiştirebilirsiniz. Tamam. Biz bir tuvalete gidelim sınavdan önce. Siz de şu kıyafetleri tutun biz gelene kadar. Çok eğlenceli. Remzi bak. Hop. Merhaba. Of,
çok heyecanlı. Tamam, ben de hazırım. Gidebiliriz. O ne? Kapının kolunu kırdım. Hop! İmdat! Remzi abi! Yardım edin! Burada kaldık! Oğlum siz hayaletçisiniz. Kapıdan geçsenize. Abi onun için yüksek lisans yapmak gerek. Biz daha işlemedik o konuları. İşte bak, sen de okumazsan böyle olursun Şakir. Ne yapacağız şimdi? Evet, sizin sıranız. Arkadaşlarınız nerede? Jüri onları bekliyor. Çabuk olun. Söyleseydiniz ya tuvalette kaldık diye. Olmaz abi. Bir duyulursa jüri karşısında 1-0 yenik başlarız. Bittik abi, bittik. Kaldık kesin sınavdan. Bir dakika. Bu kıyafetler bizde duruyor. Belki de... Biz mi gireceğiz sınava? Evet, yapabilirsiniz. Sonuçta siz öğrettiniz bütün her şeyi bize. Oley! Bir bu kalmıştı. Evet, sizler Can, Mert ve Oğuz'sunuz değil mi? Evet. Neyse, tamam öyleyse. Bu sene daha zorlu bir sınav yapmaya karar verdik. Bu sene sizleri sokakta, gerçek hayatta, iş üstünde görmek istiyoruz. Ne? Hazırsanız bütün mahalleyi korkutmaya başlayabilirsiniz. Başlayın. Emredersiniz efendim. Şakir, giden misin? Uyumaya çalışıyorum. Remzi, bırak eğlenmeyi de yardım et bana. Korkmadın mı abi hiç? Ana! Bu mudur yani? Burada oturup kapının açılmasını mı bekleyeceğiz? Kaderimize razı mı olacağız? Ne yapabiliriz ki başka? Başarabiliriz. Takım olup bu işin üstesinden gelebiliriz. Benimle misiniz? Evet. Sen Oğuz? Ya bilemedim şimdi. Başaramayız bence. Hayatının sonuna kadar böyle başarısız mı olmak istiyorsun? Hayır. Hayır tabii ki. Hayır. O zaman güçlerimizi birleştirelim. Hadi. Yok baba, biz kimseyi korkutamayacağız galiba. Anne, peşimi bırak amca. Kaçma benden. Necat abi. Kaçma, dur. Bir dakika. Buraya gel. Dur İşimiz Necat abi. Daha. Harika, çok etkileyici. O kostümler, siz daha iyi bir performans sergilediniz. Hiç beklenmedik bir yerden çıkmanız da efsaneydi. Çocuklar, gelmiş geçmiş en yüksek puanı size veriyoruz. Sınavı kazandınız. Tebrikler. İşte bu. Ne demiştim ben size? Harika. Ne demiştim? Çok iyi. Başarabiliriz demiştim değil mi? Vay canına. Bu harikaydı oğlum. Niye önceden böyle yapmıyordunuz? Bir anda takım olarak gaza geldik. Sınavı geçtiğimize göre istediğimiz her yerde göreve başlayabiliriz. Oley! Kurtulduk yani. Siz de çok sevindim demek istedim. Aferin. Çak bakayım kanka. Sert tut elini, sert. Çok hızlı çak yapacağız. Ben senin işinin bu kadar temiz olduğunu unutmuşum. Şimdi bu araba niye çalışmıyor bakalım. Çok güzel bakıyorsun baba. Düzeliyor mu bari? Dalga geçme oğlum. Ben de anlamıyorum bu işlerden. Ne yapayım? Araba tamiri mi? Oho! Tamam, açılır. O iş bende. Necati abi, en son o iş bende dediğinde ne olmuştu hatırlıyor musun baba? O iş bende. Bir tane daha vardı. O iş bende. Bakalım. Şimdi bunun barbiratörü bozulmuş. Bujisi cıvıtmış. Fren salatası yağlanmış. Kaputtan da yok bir şey. Fren salatası mı? Barbiratör mü?
Karbüratör o Necati. Ha? İşte sorun bunda bence. Necati, direksiyonu nasıl sökmeyi başardın oradan? Başarmak inanmanın yarısıdır Remzi. İnanmak da kemirmenin üçte biri. İnanmak başarmanın yarısıdır o. Baba! Eyvah! Bir şey isteme sesi bu. Çabuk sakla beni Şakir. Hiçbir yere saklanma. Bugün beni müzeye götüreceğine söz vermiştin. Ne? Müze mi? Ama söz vermiştin. Bence iddiaya gir baba. İddia, evet. Canan'ın asla başaramayacağı bir şey. Ne olabilir? Yeri, gerek yok. Tamam öyleyse. Bir şartım var. Bu arabayı tamir edersen seni müzeye götürürüm. Tamam, tamam dikkat edin. Çok değerli bir eser bu. Öyleyse yanlışlıkla elimizden düşürelim. Ne? Şaka şaka. Çok korktu ha. Bir müdüre böyle şaka yapılmaz ama lütfen yani. Neyse hadi herkes işine bakalım. Bunu da yarın sergiye koyacağız. Daha çok işimiz var. Her şeyi indirdiğimize göre artık gidebiliriz. Hayır yani bu kız hangi ara buji değiştirmeyi öğrenmiş anlamadım. Aa, bu yerdeki sopa ne? Benim o, benim, benim, benim. Ben gördüm, bana ne? O sopa bende. Yavaş Necati abi, tamam al, tamam. Tabii, tabii, tabii alacağım. Oho, çok havalı bir sopa bu. Asa desek daha doğru. Bu benim süper güçlü kılıcım. Paşa fış, haşta, uçu, açılın. Neyse hadi hadi yürüyün. Girelim gezelim bir an önce. Hua, çekilin önümden bakayım. Fışış, anacığım, elektrikli sopaymış bu. Muhteşem bir şeymiş bu. Amca, amcacığım. Şuna bakana baksana ne kadar güzel. Ben bununla ilgili bir şeyler okumuşum. Olur mu? Çok harika. Gel sen de gel. Hanım şuna bak, şuna bak. Pardon, pardon. İlgili birini arıyorum da. He? Doğru yere geldin evlat. Dünyanın en gizemli eserlerinin sergilendiği, Anadolu'nun karanlık tarihini korkusuzca aydınlatan bu çılgın müzenin müdürü benim. Bu kadar rol yapmaya gerek var mı? Bence var. Müzenin broşüründe şaman sergisi olacağı yazıyordu. Ancak hiçbir yerde göremedim. Şaman mı? O nedir? Şaman eski Türk uygarlıklarında olan bir karakterdir. Uygurlarda ve Altaylarda görülmüştür. Kimi tarih kitaplarında da bu kişilerin sihirbaz olduğu da söylenir. Neyse o sergi yarın olacak. Şimdilik eserler depoda bekliyor. Benim süper güçlü sopamın üstünde bir şeyler yazıyor. Ne bu? Sopa kardeşliği olmasın? Müdür buradayken sorsana. Belki o anlar. Şşş, müdür, müdür, müdür ne haber? Müdür, 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 müdür. Bak bakayım bir. Sopamda ne yazıyor? Dur bir gözlüğümü takayım. Güneş gözlüğü o. Evet, havalı olsun diye takıyorum. Yoksa gözlerimde sıkıntı yok. Bakalım. Vuriri huriri hülülü bülülü. Deponun kapısı açıldı. İlginç. Hoppala, buna ne oluyor? Titreşimli asa bu. Çok iyiymiş. Hadi dur. Ay, durduramıyorum. Çekilin oğlum, çekilin. Pardon yenge, amca çekil. Bak, bırak asayı Necati. Bırakamıyorum. Yavaş. Hoşça kal Remzi. Seni hiç unutmayacağım. Önce borcunu ver Necati. Karıştırma borcu şimdi. Gel gözlerim oyuncak gibi kaldı böyle. Düzeldi. Uykucu ne haber? Kalk kalk, öğlen oldu. Burası neresi? Hangi yıldayız? Burası Papua Yeni Gine. 3500 yılındayız. 501. Beni zorla uyutup yüzyıllar boyunca buraya hapseden sendin demek. Nasıl? Şimdi yedim seni. Ses tonunu hiç beğenmedim evlat. Ver şunu.
Hım nam hım nam hımına hımına hımına. O sondaki hımını beğendim ama. İçeriden bir takım sesler geliyor. Bir takım sesler. Oo, hau. Necati abinin başı dertte galiba. Başım dertte galiba. Oh, abacım. Oh, bugün başıma gelmeyen kalmadı. Oh, pardon bu kalmış. Beni yüzyıllarca uyuttunuz ve Papua Yeni Gine'ye yolladınız. Ne Papuası, ne diyor bu? Ordumu kuracağım ve beni uyutanları bulacağım. Ben de onları uyutup başka Papualara yollayacağım. Hala Papua diyor. Bakın broşürde ne yazıyor? Bu tehlikeli şaman kişisini asırlar önce durdurmak için uyutup mumyalamışlar. Çünkü şamanın çok kötü planları olduğunu öğrenmişler. Bu kız bir şeyler biliyor. Kapı! Çabuk şu kızı yakala ve bana getir! Ay! Ne oluyor? Bırak beni! Kızım, canım! Bırak kızımı! Uyutulmaktan bahsediyor. Biri bu şamanı uyutmuş çok eskiden. Bir saniye. Neler olduğunu anladım. Çabuk ofisime gitmeliyiz. Canını kurtarmalıyız. Şakir sen benimle gel. Necati sen de müdüre yardım etmeye git. Oo muhteşem dedektifler bu bölümde birbirlerinden ayrı çalışıyorlar. Sanırım ağlayacağım. Benim de gözlerim doldu. Bak bak bak. Baba yürüyün hadi. Biz ayrılamayız. Ellerimiz uzuyor adeta. Evet Necati. Bir doktora mı göstersek? Bize doğru koşarak gelen itfaiye tüpünü gördün mü? Nasıl görmem? Eyvah geliyorlar. Sen kapının önüne bir şeyler koyup içeri girmelerini engelle. Ben de kütüphanede bir şeye bakacağım. Bana da bir kitap seçsene. Aşık vampirler falan olsun. Buraya kitap okumak için gelmedik adam. Nerede bu, nerede? Küçük hanım, demin çok bilmiş gibi konuşuyordun. Şimdi bana cevap ver. Kim uyutup Papua Yeni Gine'ye yolladı beni? Benimle ne ilgisi var, nereden bileyim? Papua Yeni Gine falan da değil burası. Sen bilmesen de seni kullanabilirim. Ha? Al şunu, BTP'ye çıkar. İmdat! Ey zavallı çaresiz varlıklar, beni dinleyin. Eğer beni bu yüzyıllık uyku hapseden kişinin kim olduğunu söylemezseniz... Bu kızın sonu hiç iyi olmaz. Ne? Canan! Duymuyor beni. İyice havalandı bu kız. Hop! 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 Ama! Ben de ona binmek istiyorum. Saçmalama evlat. Burada ciddi bir şey yapıyorum. Yalan konuşma. Kitabı bulmuşsun işte. Eğlencesine yapıyorsun bunu. Çok eğlenceliydi. Özür dilerim. Neyse geliyorum. İçeri giriyorlar. İttirmezsenize. Dur. Bulacağım şimdi. İşte eski ninniler kısmı. Eski ninniler mi? Eski zamanlarda bu özel ninniler çok etkiliymiş. Düşmanları bile uyutabiliyormuş. Umarım işe yarar. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş bostana. Bostancı danayı. Yemesin lahanayı. Vay canına işe yaradı. İşe yaradı. Yürü evlat. Diğerlerini kurtarmamız gerek. Sen uyumayacaksın. Ne? İçim geçmiş. Baba buradan gizlenerek gidersek kimseye fark ettirmeden Vince'e ulaşabiliriz. Oğlum her şeye sen karar veriyorsun farkında mısın? Hayır yani. Geç bu evin reisi sen ol istersen. Tamam. Sen yap planı madem. Tamam. Koşa koşa gidip atlayalım Vince. Ben gidiyorum önden. Vaa! Gidemedim. Havada kaldım. Şakir yardım et oğlum. Yok yok sen çok güzel plan yapıyordun. Devam et babacığım. Hey araba. Sana kocaman bir merhaba. Dandini dandini dastana. Tam zamanında geldiniz. Oo süper kahraman inişi yaptı. İşte bu. Ninni kitabı. Beni uyutan da buydu işte. Ne derler bilirsin dostum.
Tarih kendini tekrar eder. Dendini dendini destana. Hayır! Son anda. Pişt, oğlum Müfit. Alın şu şamanı lahitine koyun. İyice kapatın kapağını ve kimsenin bulamayacağı bir yere koyun. Emredersiniz müdür bey. Şunu iki dakika tutar mısın arkadaşım? Elim dolu. Birazdan gelip alacağım. Sizler de kusura bakmayın. Öyle olur olmadık gizemli asaları, şamanları falan ortada bırakmamalıydık. Merhaba amca, merhaba. Demin beni kapıda uyandıran amca sen değil misin? Hayır, ben amca değilim. Al bakalım. Amcaymış. Sen kime amca diyorsun? Ben daha gencim. Bıyıktan dolayı mı öyle dedi acaba? Kaptanınız konuşuyor. Birazdan Trabzon Havalimanı'na iniş yapacağız. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız ve önünüzdeki masaları kapatınız. Bir dakika, daha yemeğim bitmedi. Lütfen bitirmenizi rica ediyorum. İnemiyorum böyle. Aa, bayağı bizi dinliyormuş kaptan. Beyefendi, affedersiniz merak ettim. Hepinizde aynı tişörtlerden var. Nedir acaba bunlar? Onlar bizim en sevdiğimiz video oyununun tişörtleri. Oyunun tasarımcısı Bay Maximus da Trabzon'daki oyun fuarına katılacak. Biz de onu görmeye gidiyoruz. Bu yaşta hala oyun oynuyorsunuz. Pes yani. Oyunun yaşı olmaz ki. Aa, hayret. Oğlum oyundan kafasını kaldırıp benimle konuştu. Bu oyunu bırakamam şu anda. En yüksek puanı yapıp Bay Maximus'a göstermeliyim. Acaba konuşmasında ne diyecek? Belki de yeni oyunun haberini verir. Arka sıradaki bağıran yolcularımızın yerlerine oturmaları önemli rica olunur. Pardon. Otur pardon. Abi otur, rahatsız olma. Necati abin nerede oğlum? Buradayım Remzi. Bavul olmuş gidiyorsun. Bana veda ediyorsun. Şakir oğlum, bizim bavul ne renkti hatırlıyor musun? Maviydi galiba. Bak bir tane mavi geliyor. Bu mu? Evet o. İyi ki üçümüz de tek bavula sığdırdık her şeyimizi. Bayağı rahat oldu böyle. Hadi bakalım. Şimdi de araç kiralamaya gidelim. Bu benimkisi sanırım. Şunu da oraya koysak tamam. Bizim bir araba rezervasyonumuz vardı. Rezervasyon numaranız nedir? Oğlum Şakir, rezervasyonu sen yapmıştın. Numaramız neymiş? Şimdi bakamam. Başka türlü yapamıyor mu? Hayır, yapamıyorum. Ama şu anda... O numaraya ihtiyacım var. O olmadan hiçbir işlem... Candım, gitti bütün puanlarım. Neden konuşturdunuz ki beni? Şakir benim adım. Bakalım Şakir, evet... Çok güzel bir araba kiralamışsınız. Arabanız dışarıdaki otoparkta hazır. Gidip alabilirsiniz. Oo, süper. Hadi yürüyün. Ne güzel arabalarmış. Bizimkisi hangisi? Bu mu? Hayır. Bu mu? Hayır. Hangisi? Araba kalmadı başka. İşte bu. Bu araba değil. Bu nedir bu? Buyurun anahtarınız. Çok hızlı sürmeyin ha. Oğlum sen arabayı ayırtırken bakmadın mı? Bunu niye seçtin? Bilmiyorum. O sırada bir yandan da oyunu bitirmeye çalışıyordum. Vah. Biz ne yapacağız? Bittik. Bu ne? Bu bilgisayar kimin oğlum? Bizim bavul değil bu. Olamaz. Telefonum da bavuldaydı. Ben şimdi nasıl fotoğraf yükleyip hava atacağım? Buyurun Maximus Bey, odanız burası. Akşamki konuşmanızı heyecanla bekliyoruz. Size iyi dinlenmeler. Teşekkür ederim, görüşürüz. Hay aksi, neyse üzerimi değiştirecektim zaten. Açalım şu bavulu da. Ha? Bu ne? Plastik kılıç bu. Bu da paçalı don. Benim böyle çamaşırlarım yok. İnanamıyorum. Bavulum karışmış. Bilgisayarım yok. Yeni tanıtacağım oyunum yok. Hayır! Gaz basalım Remzi. Bas gaza. Sümele'ye böyle ulaşamayız ki. Bu araba kaplumbağadan bile yavaş.
tozumu yut evlat. Çok ilginç. Bu bilgisayarda bir sürü oyun projesi var. Bu oyun yapımcısı Bay Maximus'un fotoğrafı. Bu bilgisayarda onun herhalde. Bubble Bay Maximus'un bubble'ıymış. Remzi duydun mu? Duydun mu? Abi yavaş. Duydun mu? Anam, sarsıntıdan arabanın motoru durdu. Geri kayıyoruz. Ay 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 ay. Biz geliyoruz. Niye oynuyorsunuz hala? Çok fena kaptırmış bunlar. Bırakın açar uşakları. Aşağısı uçurum. Baba teleferik var. Herkes ona tutulsun. Son anda kurtulduk. Ama arabayı kurtaramadık. Neyse, en azından sigortayı yaptırmıştım. Haçan, haçan, haçan. Yeter daha, yeter. Bunları da görmüş olun. Bay Maximus, ortam harika. Akşamki tanıtım için hazır mısınız? Hayır değilim çünkü bavulum karışmış. Yeni yaptığım oyunun tanıtımı bilgisayarımdaydı. Gidip onu almam gerek. Ama şehir merkezine inip gelemezsiniz o kadar kısa sürede. Ama bu çocuklar benden oyun bekliyor. Bekliyorsunuz değil mi? Evet. Bir imza verir misiniz? Şimdi olmaz. Ne olursa olsun o bilgisayarı almalıyım. Bir dakika. Bavulda bir cep telefonu vardı. Belki işime yarayabilir. Oo ne kadar yüksek. Buradan herkes karınca gibi görünüyor. Ben karıncayım zaten abi. Öyle mi? Affedersin. İyi ki bir durak vardı. Hem horoncuları bırakabildik hem de biz içine binebildik. Bakın ne buldum. Bay Maximus'un bu akşam tanıtacağı yeni oyunun videosu. Ne? Bakayım. Dur, ben de bakayım. Dur. Ben bakacağım. Bu sizin ötesi bir oyun bu. Güzel grafikler. Oyundaki efektler muhteşemmiş. Heyecandan bıyıklarım titredi. Bak tık tık tık. Cep telefonu gibi adeta. Bakın. Sümele Manastırı gözüktü. Çok yaklaştık. Poli yaşasın. Yuhu, yeni çıkacak oyunları oynayacağız bütün gece. Lay 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 lay
için dünyaca ünlü oyun yapımcısı Bay Maximus'u sahneye davet ediyorum. Oley! Maximus! 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 Merhaba! Herkese merhaba! Nasılsınız? Üç! İki! Bir! Sıfır! Oh, amma da aceleciymişsiniz. Yeni oyunun, yeni oyunun, yeni oyunun. Şu bilgisayarı ekrana bağlamaya yarayan kabloyu da şuradan alalım. Zaman geçer belki azıcık. Ay, nerede kaldı bu çocuklar? Hepinize teşekkür ederim gençler. Sizler olmasaydınız bu tanıtımı asla başaramazdım. Sizlere şöyle ufak naçizane hediyelerim var. Vay! İmzalı birer oyun! İmzalı bir tişört! Domatesli sandviç! Onu ben vermedim ki. Affedersin. Hostes hanım vermiş bunu. Hostes hanım affedersiniz. Benim bir de ayran vardı da. Beyefendi siz oturun ben getireceğim. Uçağın dengesini bozuyorsunuz. Ben gelirim alırım zahmet etmeyin siz. Beyefendi yine mi sizsiniz? Oturun lütfen uçak sallanıyor. Efendim uçak sallanıyor diye yardım mı istiyorsunuz? Hay hay baş üstüne. Şimdi yanına geliyorum. Yardım edeceğim. Hayır gelmeyin dur, buraya. Dur. Ben de uçak oyunları, simitasyonlar oynadım. Bırakın bana çekin bak şimdi. Çıkar mısınız hemen buradan? İmdat! Korkma abiciğim korkma bak. Bak şimdi artistik hareket yapacağım. Ters takla! Aaaaaa!